87 Ala. Ala Suresi. Bu sure 19 ayet olup, Mekki'dir. Yüce Rububiyet 1. Ayetin tefsiri için bak, 5. 2. Ayetin tefsiri için bak, 5. 3. Ayetin tefsiri için bak, 5. 4. Ayetin tefsiri için bak, 5. 5. Rabbinin o yüce adını tesbih et ki o, yaratıp, düzene koyandır, takdir eden ve yol gösterendir, yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara kupkuru hale getirendir. Bil ki, Rabbinin oyuca adını tesbih et, ayetiyle ilgili, birkaç mesele var. Rabbinin oyuca adını tesbih et, hitabı hakkında. Ayetteki, Rabbinin oyuca adını tesbih et, hitabıyla ilgili olarak şu iki görüş ileri sürülmüştür. Bir Bununla cenab Hakkın isminin takdis ve tenzih edilmesi emredilmiştir. İki, buradaki, isim, kelimesi, manada tesiri olmayan, zeyd bir kelime olup, ayet, Rabbini tesbih et, manasındadır. Allah'ın ismini tenzih. Birinci izaha göre, bu ayetle ilgili olarak şu izahlar yapılabilir. Bir, bununla, Rabbinin ismini, bu isimle başkasını isimlendirmekten tenzih ederek, tesbih et, manası kastedilmiştir. Binaenaleyh bu, Cenab-ı Hektan başkasının, Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle anılmasından bir nehi olmuş olur. Nitekim müşrikler, putlarına, lât, müseylemeye de, yemamnin rahmanı, diyorlardı. 2 Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, cenab Hak hakkında düşünülemeyecek manalarda tefsir edilmesi suretiyle, onu tenzih et. Bu, Mesela, buradaki, ayla, yüce, kelimesinin, mekan açısından olan bir yükseklik manasına, Rahman araştırma üzerinde istiva etmiştir, ifadesindeki, istiva'nın da, araştırma üzerinde karar kılmıştır, şeklinde, Allah'ın münezzeh olduğu bir manada tefsir edilmesi gibi. Aksine buradaki yücelik, hakimiyet, güçlü kuvvetli oluş manasında, istiva da, hükümran olma manasında tefsir edilmiştir. 3- Cenab-ı Hakk'ın isminin, huşu ve tazim niyeti ve üslubu içerisinde değil de, gelişi güzel, saygısız bir şekilde söylenmekten korunması, böylece onun tenzih edilmesi. Buna, Allah'ın isimlerinin, insanın gaflet içerisinde olduğu bir sırada, manalarına ve inceliklerine dikkat etmeden anmada girer. 4- Rabbinin ismini tesbih et, emriyle, Allah'ı, sana indirdiğim ve onun isimleri olarak öğrettiğim isimleriyle öv ve manası kastedilmiştir. Buna göre ayet tıpkı, de ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek dua edin, İsra, 17 bölü 110 ayeti gibi olmuş olur. Bu izahın bir benzeri de, Rabbinin azim ismini tesbih et, Hakk'a, 69 bölü 52 ayetidir. Bu izahtan murat, şu iki şeydir. Birincisi, bunun manası, müşriklerin ıslık çalarak, el çırparak yaptıkları ibadet gibi değil, Rabbinin ismini zikrederek namaz kıl şeklindedir. İkincisi, kul Rabbini, ancak tevkifi olarak, ile bildirilmiş olan isimleriyle anmalı. Fera, sebbihimi rabbayk, ifadesi ile, sebbih bismi rabbayk, ifadesi arasında bir farkın olmadığını ileri sürerken vahidi, bu iki ifade arasında bir fark vardır. Çünkü, sebbih bismi rabbayk, ifadesinin manası, Allah'ı, batılı savunan kimselerin söylediklerinden, onun münezzeh, yüce ve uzak olduğunu ortaya koyan ismiyle an, tesbih et şeklindedir. Sebbihimi Rabbayk, ifadesinin manası ise, Allah'ın ismini, ona yakışmayan şeylerden tenzih et, şeklindedir, demiştir. 5. Ebu Müslim, buradaki, isim, ile, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının kastedildiğini söylemiştir. Bu, en güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a o güzel isimlerle dua edin, Araf, 180, ayetinde de böyledir. İkinci izah, yani ayetteki isim kelimesinin zeyd oluşu ve mana'nın Rabbini tenzih ve tesbih et şeklinde oluşu bir kısım muhakkik alimin görüşüdür. Bu alimler şöyle demişlerdir. Çünkü isim gerçekte harflerden meydana gelmiş bir lafızdır. Dolayısıyla da Allah hakkında yapılması gerekli olan tenzih gibi ismi de tenzih etmek gerekmez. Ne var ki bahsi geçen son derece büyük bir zat olunca o değil de, onun ismi zikredilmiş de, böylece, ismini tesbih et, zikrini yadet ulula, denilmiştir. Ve bu tıpkı, selam yüce meclise, denilmesi gibidir. Lebil de, seneye, sonra selam size, demiştir. Yani, sam selamu, demektir. Bu, Arapçada, meşhur olan bir yol ve yöntemdir. Şimdi biz, bu izaha göre şöyle diyebiliriz, Allah'ı, tesbih etmek, şu iki manaya gelebilir. Bir, kafirlere, o kendisi sebebiyle Allah'a uygun olmayan bir tarzda anacakları bir tarzda, muamelede bulunma, demek olup, bu manaya göre bu ifade, Cenab-ı Hakk'ın tıpkı, o müşriklerin, Allah'tan başka taptıklarına sövmeyiniz, eğer böyle yaparsanız, onlar da, bilmeksizin Allah'a söverler. Enam, 6 bölü 108 ayeti gibi olmuş olur. 2. Bu, Allah'ı, zatı, sıfatları, fiilleri, isimleri ve hükümleri hususunda kendisine yakışmayan şeylerden takdis ve tenzih etmek demektir. Zatını, Cenab-ı Hakk'ın, cevherlerden ve ilintilerden, arazlardan, mürekkep olmadığına, sıfatlarını, muhtız, sonlu ve noksan olmadıklarına, fiillerini de onun mutlak malik olduğuna, işlediği hiçbir konuda kendisine itiraz edilemeyeceği hususunda takdis ve tenzih etmek. Mutezile ise şöyle der, bu takdir ve tenzih, onun yaptığı her şeyin güzel ve doğru olduğuna, çirkin bir iş yapmadığına ve buna razı olmayacağına inanmaktır. İsimleri konusunda takdis etmeye gelince, bu da Cenab-ı Hakk'ın hakkında tevkifiliğin bulunduğu, vahye ve sünnete dayanan isimlerle yad etmektir. Bu bize göredir. Ama mu, tezileye göre ise bu ister hakkında bir müsaade bulunsun ya da bulunmasın, vahye ister dayansın ister dayanmasın, kesinlikle noksanlık vehmini vermeyen isimlerle yad etmektir. Hükümleri konusunda bir takdis ve tenzihe gelince, bu da, Cenab-ı Hakk'ın, sizi, kendisine yönelik bir menfaatten dolayı değil de, tam aksine bu e, i sünnete göre, sırf, malikiniz Allah'ınız olması sebebiyle, mutezileye göre ise, kulların menfaatini gözetmek amacıyla bizi mükellef tuttuğuna inanmaktır. İsim ve müsemma. Bazı kimseler, isimin, müsemma'nın aynısı olduğu hususunda, bu ayete tutunmuşlardır. Ben derim ki, bu konuda delillere dalmak, ancak, münakaşa mevzunun neresi olduğunu belirledikten sonra mümkündür. Binaenaleyh, burada, bizim, isim, müsemma'nın aynı mıdır, yoksa değil midir? Mevzuna girebilmemiz için, isim ve müsemma'nın ne olduklarını beyan etmemiz gerekir. Bu sebeple şimdi diyoruz ki eğer isim kelimesiyle bu lafzı yani elifsin mim maddesinden meydana gelen şey müsemma sözüyle de o zat yani Allah kastediliyorsa hiç kimsenin ismin müsemmanın aynısı olduğunu söylemesi mümkün değildir. Yok eğer isim sözüyle de müsemma sözüyle de o zat kastediliyorsa o zaman bizim isim müsemmanın bizzat kendisidir, şeklindeki sözümüzün manası, o zat, bizzat o zatın kendisidir, şeklinde olur ki, bu konuda da münakaşa etmek mümkün değildir. Böylece, anlatım ve vasfı hususunda, rekik ve dolaşık olduğunu anlamaktayız. Eğer böyleyse, bu konuda deliller getirmeye dalmak daha tutuk ve daha uzak, ihtimal dışı olmuş olur. Tam aksine burada şöyle bir incelik vardır, şimdi biz, ismi, zamanla içi salmayan, zamana delaleti olmaksızın, ayrı bir manaya delalet eden her şey diye tanımlarsak, işte, buradaki de böyle olur. Dolayısıyla da, bu ismin, yine kendisinin ismi, yani tarifte geçen, şeyin ismi, olması gerekir. Binaenaleyh, burada da, isim müsemmanın kendisidir, demektir. Şimdi belki de, evvelki ulema, bunu bu şekilde anlamışlar, ama bu iş, sonrakilere karışık gelmiş, böylece bu sonrakiler, her yerde, ismin, müsemma ile aynı olduğunu zannetmişlerdir. İşte bu meseledeki gerçek budur. Şimdi biz alışıla gelmiş olan söze yeniden dönüyoruz. Uluma şöyle demektedir, ismin, müsemmanın bizzat kendisi olduğuna delalet eden şey, mesela hiç kimsenin, Sübhane ismilahi ve Sübhane ismi Rabbina şeklinde bir ifade kullanmamalıdır. O halde, sebbi ismi Rabbayk, ifadesinin manası, Rabbini tenzih et, şeklindedir. Rab, de bir isimdir. Şimdi eğer, isim müsemmanın gayrı olsaydı, bu takdis ve tenzihin Rab üzerine yapılmış olduğu da doğru olmazdı. Bil ki, bu istidl zayıftır, zira biz, birinci meselede, bu takdis ve tenzih emrinin, Cenab-ı Hakk'ın ismini takdis ve tenzih emri olabileceğini, müsemmanın, takdis ve tenzihine emreden bir ifade olacağını, İSM, sözünün ise zayit olduğunu söylemiştik. Yine, bu ifade ile, tıpkı, Fesebbi Bismi Rabbikel Azim, Rabbinin yüce ismini takdis ve tenzih et. Hakka, 69 bölü 52, denildiği gibi, Rabbinin yüce ismiyle tenzih ve takdiste bulun. Manası da kastedilmiş olabilir ki, bu durumda mana, Rabbinin isimlerini anmak suretiyle, Rabbini tesbih ve takdis et şeklinde olmuş olur. Konu ile ilgili hadisler. Ubbe İbn Amir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir, Cenab-ı Hakk'ın, Hakk'a 69 bölü 52. Ayeti nazil olunca, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bize, bunu rükuda söyleyiniz, Cenab-ı Hakk'ın, Ağla, 87 bölü 1, ayeti nazil olunca da, bunu da, secdenizde okuyunuz, buyurdular. Hem sonra, haberlerde ve hadislerde, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, rükuda, sabhane rabbiyel azim, secde de, sabhane rabbiyel ağla, dediği varit olmuştur. Ulumadan, işte bu hadisler, Cenab-ı Hakk'ın, sebbi isme rabbayk, emriyle, Rabbinin ismiyle namaz kıl manasının kastedildiğine delalet ediyor, diyenler de vardır ki, bu mana ve bu ihtimal, müfessirlerin, Cenab-ı Hakk'ın, haydi akşama girerken, sabaha ererken Allah'ı tenzih edin. Rum, 30 bölü 17, ayetinin, namaz vakitlerinin bir beyanı olduğunu ittifakla söylemeleri de teyit eder. Kıraat Hazreti Ali ile İBN Ömer, ayeti, Sabhanel Allah illezi haleka fesevva, şeklinde de okumuşlardır. Bu hususta şu muhtemel izah yapılabilir, sebbehe, lafzı, tesbih etmeyi emreden bir lafızdır. Binaenaleyh, bu tesbihin ne olduğunun da mutlaka zikredilmesi gerekir. Bu ise, saphane rabbiyel ağla, şeklindeki ifadeden başkası değildir. Mücessimeye red. Mücessime, Allah hakkında, mekan bakımından bir yüceliğin ispatı hususunda, Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesine de tutunmuştur. Ama, Gerçek şu ki, Allah hakkında bir cihet bakımından üstünlüğün ve yüce oluşun düşünülmesi muhaldir. Çünkü Allahü Teala, ya sonludur veya sonsuzdur. Eğer sonlu ise, onun üst ciheti de sonlu olur. Bu durumda da, onun üstünde de bir cihet bulunmuş olur. Böylece de Cenab-ı Hak, her şeyden üstün olmamış olur. Yok eğer, sonsuz ise, bu durumda sonlu olmayan bir takım buğdların, mesafelerin, varlığını söylemek, imkansızdır. Hem, Cenab-ı Hak, Şayet her cihetten sonsuz olursa, o zaman Allah'ın zatının bir takım kazurat ile karışık ve onlara bulaşmış olarak bulunmuş olması gerekir. Oysa Allah bundan münezzehtir. Yok eğer bazı cihetlerden sonsuz, bazıları bakımından da sonlu ise, sonsuz olan taraf sonlu olan taraftan başka olmuş olur. Böylece de değişik iki cüzden meydana gelmiş olur. Halbuki bu mürekkep varlık mümkün bir varlıktır. Bu sebeple zatı gereği vasibül vücut olan, mümkünül vücut olmuş olur ki, bu, muhaldir. Böylece, buradaki yücelik ve ulûhün, cihet bakımından olmadığı sabit olmuş olur. Bu ayetin hem öncesinin, hem de sonrasının, bahsedilen bu üstünlük ile cihet bakımından bir üstünlüğün kastedilişine münafi oluşları da bunu tekid eder. Ayetin öncesine gelince ulûh, yücelik onun bu alemden son derece uzak olmasından ibarettir ki bu onun tesbaha, övgüye ve tazime müstahak oluşuna uygun düşmez nokta ama, kudretinin mükemmel yaratma ve icat etme bakımından tek ve yegane oluşu manasındaki üstünlük ve yücelik ise bu övgüye tesbih ve tazim olunmaya uygun düşer. Bu şuur burada kendisi sayesinde Cenab-ı Hakk'ın hamde, senaya, övgüye ve tazime müstahak olduğu vasfını beyan etmek üzere zikredilmiştir. Bu ayetten sonra gelen ifadeye gelince, Cenab-ı Hek, el-ayela, ifadesinin hemen peşinden, ki o yaratıp düzene koyandır. Cümlesini getirmiştir, yaratıcılık ise cilt bakımından bir üstünlüğe değil kudret açısından bir üstünlüğe bir yüceliğe uygun düşer. Cenab-ı Hak mutlak olarak en üstündür. Bazı dinsizler şöyle der, Kur'an, alemin birisi azim, diğeri ise ondan daha üstün olan, haşa. İki Rabbi olduğunu ihsas eder. Buna göre azim olan Rabbi, Cenab-ı Hakk'ın, Rabbini büyük olan ismiyle tenzih et. Hakk'a, 69 bölü 52 ayeti ondan daha üstün olanını ise Cenab-ı Hakk'ın Rabbinin oyucu adını tesbih et. Ayeti ifade eder. Binaenaleyh bu ifadeler diğerine nispetle berikinin daha üstün olduğunu bir başka bulunmasını gerektirir. Bil ki deliller saniye hakim olan Allah'ın tek olduğuna delalet edince böyle bir itiraz ve soru düşer. Sonra biz diyoruz ki bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bir başka Rab'den daha üstün olduğunun beyanı yer almamış tam aksine Cenab-ı Hakk'ın mutlak olarak en üstün olduğu anlatılmıştır. Şimdi ayetin bu ifadesi hususunda biz şu tefsirleri yapabiliriz. 1. Allahü Teala kendisini vasfedenlerin vasfettiği, zikredenlerin zikrettiği bütün her şeyden daha üstün, daha celil ve daha büyüktür. O halde bu demektir ki Cenab-ı Hakk'ın kibriyasının azameti, Bizim bilgi ve idrakimizden nimet ve lütuflarının çeşitleri hamdimiz ve şükrümüzden, haklarının çeşitleri ise bizim taat ve amellerimizden daha üstün, daha yücedir. 2. Ayetteki, el ayela, ifadesi cenab Hakk'ın her türlü noksanlıktan tenzih edilmeye müstahak olduğuna dikkat çeken bir ifadedir. Buna göre Cenab-ı Hak adeta tenzih et. Çünkü o en üstündür. Demek istemiştir ki bu da çünkü o mülkü saltanat ve hükümranlığı ve kudreti açısından her şeye üstün olandır. Demek olup bu senin tıpkı, aklı gideren içkiden sakındım. Demen gibi olur ki bu da, aklı giderici olması sebebiyle içkiden sakındım. Demektir. 3. El ayela, kelimesiyle tıpkı, ekberu, en büyük, kelimesiyle, büyük, manasının kastedilmesi gibi, el ali, üstün olan, manası kastedilmiştir. Ala suresinin fazileti. Rivayet olunduğuna göre Hazreti Peygamber bu sureyi çok sever ve şöyle dermiş, insanlar şayet, sebbi suresinin ihtiva ettiği bilgileri bilecek olsalardı, her biri bu sureyi 16 kez tekrarlardı. Yine Hazreti Ayşe'nin kendi taraflarına namaz kıldıran ve hamilelere kolaylık veren derken ondan zar ile bağırsaklar arasında tepinen bir çocuk, can meydana getiren Rabbinin yüce adını tenzih et. O halde o, ölüleri yeniden diriltmeye kadir değil midir? Dikkat, evet, dikkat, evet, diye kıraatte bulunan bir bedeviye rastlar da, bunun üzerine ona, yitikleriniz bulunmasın, kadınlarınız hep sıkıntı içinde olsun, demiştir. Allah en iyisini bilendir. O, yaratıp düzene koyandır, takdir eden ve yol gösterendir. Ayetine gelince, bil ki, Cenab-ı Hak, tesbihi, tenzihi ve takdisi emredince, sanki bir soru soran, tesbihle meşgul olma, ancak Cenab-ı Hakk'ın bilinip tanınmasından sonra olur. Binaenaleyh, böyle bir Rabbin varlığının delili nedir? demiş de, işte bunun üzerine Cenab-ı Hak, o, yaratıp düzene koyandır, takdir eden ve yol gösterendir. Buyurmuştur. Bil ki, Allah'ın yaratıcı ve doğruya iletici bir zat oluşu ile yapılan istidlil, peygamberlerin, aleyhisselam, uluları nezdinde, kendisine dayanılan bir metottur. Bunun delili ise, Cenab-ı Hakk'ın, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, beni yaratan, derken beni doğruya ileten. Şu ara, 26 bölü 78, şeklindeki sözünü nakletmesidir. Yine, Cenab-ı Hak Firavun, Hazreti Musa, aleyhisselam, ile Harun'a, Ey Musa, siz ikinizin Rabbi kimdir? Taha, 20 bölü 49, dediğini, bunun üzerine Hazreti Musa, aleyhisselam'ın, Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra da onu yoluna koyandır, Taha, 20 bölü 50, diye cevap verdiğini nakletmiştir. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e gelince, Allahü. Teala'nın Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e indirdiği ayetlerin ilki, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ki o, insanı bir nutfeden yarattı. Alak, 2 Ocak 96, olup, bu, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, daha sonra da, oku, ki Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o, kalemle, yazmayı, öğretendir. Alak, 4 Mart 96, buyurmuştur ki, bu da, hakkı hakikate iletişine bir işarettir. Daha sonra Cenab-ı Hak, aynı delili bu surede tekrar edere, o, yaratıp düzene koyandır, takdir eden ve yol gösterendir, buyurmuştur. İşte bu şekilde yapılan istidil, bu metodda zikredilen ilginçlikler, acip şeyler daha çok olduğu ve insan, bunları müşahede ettiği ve bunlara tam manasıyla muttali olduğu için, çok vaki olmuştur ve yapılmıştır. Dolayısıyla, şüphesiz ki bu tür istidlalır, delalet bakımından daha güçlü olmuşlardır. Yaratma ve düzene koyma. Cenab-ı Hakk'ın, haleka fesevva, ifadesi ile, insanları kastetmesi, yahut hayvanları kastetmesi, yahut da yarattığı her şeyi kastetmiş olması mümkündür. Binaenaleyh, ayetteki bu ifadeyi, sadece, insanlar, manasını alanlar, ayette geçen, tesviye ile ilgili olarak şu izahları yapmışlardır bir, Cenab-ı Hakk'ında, andolsun ki, biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. Tin, 95 bölü 4 buyurduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın, insanın boyunu, bosunu, uzuvlarını birbirine denk ve yaratılışını güzel kılması, insanı yaratması sebebiyle, kendisini övmesi kastedilmiştir. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak, yaratanların en güzeli olan Allah, ne yücedir, Müminun, 23 bölü 14 buyurmuştur.